Götüreyim sizi. Fatma Tarlay'a da gitti. Buyurun gelsin ekranlara. Ben bu Zeynep'ten şüpheleniyorum. Ben yoldan koyunla geçtim ben. Gıra koyun indiriyorduk ekin zamanı yedirmeye. Ben buradan yoldan geçtim ama buralarda koyun gütmedim. Mustafa, Not'taki tarlayı biliyor mu? Buraları o gelmiştir çünkü buralarda koyun gütmüştür. İlerlerde koyun güttük ama ben bu yana gelmedim. Şükür o tarlaya mı gömüldü? Her tarafı gömmüş olabilirdi ama gömmesi için de kepçeyle kazması lazım. Bunu kazmayla mazmayla kazamam. İşte Fatma'nın şüphelendiği isim. Ben bu Zeynep'ten şüpheleniyorum. Ya da başkası yaptı, yani yardım eden, onu susturması için Zeynep tutuyor yanında. Zeynep'ten şüpheleniyorum ben. Zeynep'in tam araştırılmasını istiyorum. Fatma ihbarcıya seslendi. Tam dediği yerdeyim, tam mevkinin olduğu yerdeyim. Belki çocuğuma çok yakınım ama tam yerini bilmediğim için belki dibinden de geçmiş olabilirim. Yani çocuğuma yaklaşmak istiyorum ya. Oralarda bir yerde mi sence kızım? Gidemem, her tarafta olabilir çünkü taş, her tarafta taş var. Yani taş diyor da taşın olduğu yeri belirsin. Ama çok belirgin bir yer ya. Çok gelişi güzel bir yerde, yani bir orada büyük yani bir... Yerin mevkii tam söylüyor ama her taraf taş. Yani 10 dönümlük yerin her tarafı taş. 100 dönümlük yerin her tarafı taş. Hangi taş? Seni buraları Mustafa götürdü mü hiç? Ben gitmedim. Ben yoldan geçtim yalnız. Yoldan koyun geçirdim. Ama oralarda koyun gütmedim. Oradan geçtiğim oldu. Yani yaz zamanı ekin kalktıktan sonra biz koyunları gıra indiriyorduk. Yani ekin yesin diye. Yani oradan... Senin kızın buralarda bir yerde olabilir. Sen buna inanıyorsun. İhbarı ciddiye alıyorsun öyle mi? Ya olabilir dedim hanım. Neden oraya ismi verdi? Yani bir de adının ismi veriyor. Tarlanın yerine, yerinin ismini veriyor. Aşağıda derede olabilir mesela. Dere tam şeyli bir yer. Şu bilgiyi de paylaşayım size sevgili izleyiciler. Bu ihbar tabii jandarmaya gitti. Oradan sayın savcımıza gitti. Yetkililere gitti. Devlet bu ihbarı ciddiye alıyor. Ve orada bir çalışma kazıma yaptı. Yapmış. Bir kazı yapmış, çalışma yapmış. O çalışmanın şimdi sonucunu bekliyoruz. İnşallah. Çıkacak mı? Kazıma yapmış devlet. Hepsi gitmiş oraya. Evet, orada bir kazı yapmış. İki yerde kazmışlar. Yani hemen ihbarı zaten alır almaz gitmişler. Ya senin kızından geriye sadece kemikler kaldı Fatma. Aynen dedim. O da yani hiç olmadı dedim hanım. Yani çocuğumu buldum. Hiç olmadı. Yapan insan yaşamasın dünyada. Bence de yaşamasın. Ama almasın. Kendine yapaydı. Çocuğuma yapacağına kendine yapaydı. Kendini kaybedeydi. Çocuğa kötülüğü yapan zaten. Peki bu senin çocuğa bu kötülüğü tek kişi mi yaptı? Bilmiyorum dedim hanım. Yani eğer oraya bir lan gömdüyse kendi götüremez yok, oraya. Onu sormuyorum. Senin kızını tek bir kişi mi istismar etti? Bilmiyorum ki. Ya babası istismar etti diyorsun ya. Ya babası da ya babası etti ya da başkası etti, ikisi beraber yaptılar. Yani anlaşmayla. Ama kesin yani başkası olsa babası başkasına saldırırdı. Ama yani bilmiyorum. Bir dakika. Babası bir dakika. Kesin. Sen bugün yarın babası ikinci kişiden bahsetmiyordun. Hayır hiç. İki kişiden neden bahsediyorum? Yani oraya götürmek için yani araba olması lazım. Çünkü çok gören olur dedim hanım. Köyün üstünden geçmesi lazım. Ya yani. Köyün içinden geçmesi lazım ya köyün üstünden geçmesi lazım. O tarafta köy var zaten. Yani bir kişiden bir kişi görür kesin. Ya şunu mu söylüyorsun Mustafa? Yani daha yardım kızı... almış olabilir diyorum. Ha, çocuğu istismar, kendi çocuğunu başkasıyla beraber istismar mı etti? Yani onu bilemeyeceğim. Of. Yani onu bilemeyeceğim dedim hanım. Yani her şey var. Olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum. Ya çünkü yani etmediğinden şey yapıyor. Ben nasıl beklersin ondan benden diyor. O zaman evinize kim girip çıkıyor sizin başka kim çocuğu istismar etti? Bilmiyorum dedim hanım.
Çünkü gelen giden o kadar kişi olmaz. Eve giren olmaz. Evine dışarıdan kim gelen olmaz. Senin köpek, evine giren köpek, çıkanlık... köpek için gelirler. Dışarıdan gelirler. Ama eve giren olmaz. Eve kim girip çıkıyor da çoğunlukla? Sen o isimleri söyle bakayım. Ya dedim ama eve giren yok. Ama köpek almaya, köpek değişmeye gelen olurdu. Bu adamın adı neydi ya? Şeydeki Konyakşehir'de olan adam. Fazıl. Fazıl. Fazıl geliyor muydu size? O zamanlar fazla gelmiyordu değil mi? O zamanlar ama gelmiyordu. Geliyormuş ama bak yine de. Hayır gelmiyordu. O zamanlar fazla gelmiyordu. Daha geliyorsa daha geliyordur. Yani eve gelmiyorlardı o zamanlar. Peki daha gittiğinde çocuğu görüyor muydu? Hayır. Benim yanıma gelmiyorlardı. Mustafa'ya geliyorsa da benim yanıma hiç gelmezler. O zamanlar ben hiç görmedim onları. Hayır onlar. Geldiğinde mesela çocuğu görüp çocuğu istismar edenlerden hayır. Bir tanesi de. Sanetmiyorum. Fazıl'dan sanetmiyorum o zaman. Ha. Çünkü çocuğumun yanına hiç gelmedi. Ama sen az önce çok enteresan bir şey söyledin. Dedin ki sadece babası değil, başka biri benim kızımı babasıyla beraber istismar etti. İkisi de beraber arkasından da çocuk hamile kalınca Mustafa'ya yardım etti dedin. Katil arıyor çünkü başkası yani başkasına katil vurup tutturuyor kendisi. Yani çocuğumu kaybedin diye yani kötü yolda diye katil peki, arıyor. Peki çocuğu başka biri istismar ettiyse Mustafa buna niye göz yumdu? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Neden başkası mesela katil arıyor? Yani dedim ben her şey yani soru çok ama oh. İçinden çıkamıyorum. Oh. Yani baba yapmış diyemiyorum. Çünkü gözüne gördüğüm bir şey de değil. Yani ummuyorum çocuğuma yaptığını ya. Eline değdirdiğine inanamıyorum. Ama başkası da olamaz diyorsun. Olamaz. Ya da ama başkası olsa da ona saldırdı. Yani o da var. Ya peki ikisi Mustafa'nın yakın arkadaşları kendi yakın arkadaşıyla kendi kızına zarar vermiş olabilir mi? Bilmiyorum. Kendisinden başka bilen yok. Mustafa konuşmadığı sürece hiçbir şey bilmiyor. Peki biz araştıracağız. Şimdi bir tekrar sizi Tavşantepe'ye götüreceğim. Hazır mı arkadaşlar? Bana bir hazırlar mısınız? Tamam biliyorum.